İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberlerini sunar. Greta Thunberg ile 15 diğer genç Türkiye'de dahil olmak üzere 5 ülkeye dava açıyor. Bako Saakyan, Ana Ermenistan 21 adlı sivil toplum kuruluşu temsilcileri makamında kabul etti. Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyetleri Dışişleri Bakanlarının toplantısı New York'ta gerçekleşti. Suriye ordusu Halep'in batı bölgesinde varlığını güçlendiriyor. Boris Johnson, İran'la yeni bir nükleer anlaşmanın imzalamanın zamanı geldi. Batı Ermenistan'ın Van Krallığı'ndan kalan tarihi yerleşim yerinin koruma çalışmaları Muş'ta devam ediyor. Greta Thunberg ve 15 diğer genç 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ihlal edilmesine yol açan küresel ısınmaya karşı çıkmalarından dolayı 5 ülkeye dava açtığını açıkladı. Uluslararası insan haklarını savunan Hausfeld Hukuk Bürosu ve UNICEF'in rızasıyla sunulan bu benzeri olmayan şikayet 5 kirletici devlete Fransa, Almanya, Arjantin, Brezilya ve Türkiye'ye yöneliktir. 16 yaşındaki genç İsveçli, New York'ta Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın zirvesi çerçevesinde yaptığı açıklamada, bu sözleşme 30 yıl önce imzalanmış olmasına rağmen bu ülkelerin liderleri sözlerini tutmuyor, dedi. ABD dışında dünyadaki hemen hemen tüm ülkeler çocukların sağlığını ve haklarını korumak için tasarlanan bu sözleşmeyi onaylamış durumda. Zirveye ABD'den katılan 14 yaşındaki Alexandria Villasenor, hepimizin haklarının ihlal edildiğine ve reddedildiğine tanık oluyoruz, dedi. 16 yaşındaki Fransız Iris Ducasen ise bu yasal işlemin liderlerin gerçek bir acil durum olduğunu anlamalarına izin vermelidir. Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu, bu şikayetin tanınmayan sözleşmenin veya seçim protokolünün bir parçası olduğu düşünülmektedir. 2014'ten bu yana çocuklara haklarının ihlal edildiğine inanmaları halinde Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komisyonu'na şikayette bulunmalarına izin veriyor. Komisyon iddia edilen ihlalleri soruşturmalı ve daha sonra ilgili devletlere bunlara son vermeleri için önerilerde bulunmalıdır. Tekliflerin önümüzdeki 12 ay içinde yapılmasını ümit eden Michael Hausfeld, teklifler bağlayıcı değildir ancak 44 ülke protokolü onayladı ve buna saygı göstermeyi kabul etti, dedi. Şikayette bulunan 5 devlet de bu 44 devlet arasına giriyor ve dünyayı kirleten ülkeler olarak kabul ediliyor. Ayrıca G20 üzerinde büyük bir etkiye de sahipler. O zaman ortaya çıkan soru şu: neden protokolü onaylamayan ve dünyanın en büyük kirletici ülkeleri olan ABD, Çin, Hindistan değil, o ülkeler? Hausfeld ofisi, Fransa ve Almanya gibi eski sanayileşmiş ülkelerin bugün en büyük sera gazı yaycısı olmasalar da geçmişte emisyonların büyük bir kısmından sorumlu olduklarını iddia ediyor. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başkanı Armenak Abrahamyan, bu şikayetin içeriğini Batı Ermenistan Ulusal Meclisi milletvekillerine sundu ve sorunun çözümü hakkında bir tartışma başlattı. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan, Ana Ermenistan 21 adlı sosyal-kültürel kuruluşun temsilcilerini 24 Eylül'de Organizasyon Başkanı Gayane Gasparyan Başkanlığı'nda makamında kabul etti. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan bildirildiğine göre Artsakh'ta bir dizi projenin uygulanmasına ilişkin konular ele alındı. Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyetleri Dışişleri Bakanları Zohrab Mnatsakanyan ve Elmar Mametyarov, pazartesi günü New York'ta Agitmis Grubu Eş Başkanları Igor Popov, Stefan Visconti, Andrei Shofer ve Agit Başkanı'nın özel temsilcisi Andrei Kasperchik'in katılımıyla bir araya geldi. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'nın aktardığına göre muhataplar Artsakh Dağlı Karabağ barış süreci ile ilgili bir dizi konuyu tartıştı ve mevcut durumu değerlendirdi. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Agitmis Grubu Eş Başkanları ile Agit Başkanı'nın kişisel temsilcisinin faaliyetlerine yüksek değer biçti. Görüşme sırasında Ermeni tarafı uygun mekanizmaların tanıtılması ve güçlendirilmesi de dahil olmak üzere ateşkesin güçlendirilmesi ve gerginliğin azaltılması için sürekli çabaların önemini vurguladı. Taraflar
eş başkanların bölgeye ziyareti ve yakın gelecekte Dışişleri Bakanlarının bir sonraki toplantısı da dahil olmak üzere gelecekteki adımları kaydettiler. Suriye İnsan Hakları İzleme Merkezi'ne göre Suriye devlet güçleri Batı Halep'teki üslerini güçlendiriyor. Özellikle son birkaç günde düzinelerce otobüs Hamma'dan Halep'e asker taşıdı. Uzmanlara göre yakın gelecekte hükümet kuvvetlerinin Halep'in batısını Tahrir aş-Şam militanlarından kurtarma operasyonuna tanıklık edebiliriz. Bloomberg ajansının belirttiğine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İran'la yeni bir nükleer anlaşma imzalanmasının zamanının geldiğini açıkladı. Johnson, New York'taki Sky News ile yaptığı röportajda İran ile olan eski nükleer anlaşmaya itirazınız ne olursa olsun yeni bir anlaşma imzalama zamanı geldi diye açıkladı. Johnson, İngiltere'nin insanları bir araya getirmeye ve gerginliği azaltmaya çalıştığını söyleyerek, İran'ın Suudi Arabistan'ın önemli petrol tesislerine saldırmaktan sorumlu olduğunu tekrardan ifade etti. Onun sözlerine göre kendisi İran ile ABD arasındaki gerilimi hafifletme doğrultusundaki çalışmalarına devam ediyor. Batı Ermenistan'ın Bürak'ın Bingöl'ün Murat köyünde yapımı süren Kalehan 2 barajı nedeniyle sular altında kalacak alanda yürütülen kurtarma kazısında Van Krallığı dönemine ait yaklaşık 3600 yıllık yerleşim yeri, çok sayıda eser ve seramik parça ortaya çıkarılıyor. Arkeoloji uzmanı, geçen sene 7 ay süren kazılarda etrafı surlarla çevrili askeri bir yerleşkeyi gün yüzüne çıkardıklarını, Ermeni Urartu dönemine ait mezardan yılan başlı bilezikler ve bronz kemerler bulduklarını, bu kemerler üzerinde savaş sahnelerinin canlandırıldığını gördüklerini hatırlattı. Sondaj çalışmaları sonucunda buranın bir höyük olduğu kanaati uyandı. Norik Höyük'te bir müzeyi dolduracak kadar eser bulundu. Kazıda 4 farklı kültür katmanı bulundu. En üst tabaka Bizans, 2. katman Genç Demir Çağı, 3. katman Orta Dönem denilen Urartu, 4. katman ise Erken Demir Çağı izleri görülüyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nubar adlı folk topluluğundan Cogori Yerk, Arpa Şarkısı adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.